Karşıyaka denilince akla kim geliyor? Tabii ki kebapçı Muzo geliyor. Kebap sunumunda çok ama çok farklı bir sunum yapıyor. Daha önceki çekimlerini yapmıştık. Muzo ise bu işi bitirmiş. Şimdiki mekanı ve aile salonu burası. Biz lezzetin doğduğu yere gidelim. Beni takip edin. Hadi bakalım. Buna can mı dayanır da yar geçti sallanarak. Buna can mı dayanır da yar geçti sallanarak. Muzo Usta, selamun aleyküm, hayırlı işler. Selam. Ne yapayım, yakışıklı ya. Teşekkürler. Neredesin abi sen ya? Abi şu Karşıyaka denilince bu Muzo'yu niye böyle bitiremiyorlar ya? İnsanlar da vazgeçmiyor, ben de vazgeçiremedim bir türlü bu sevdadan. Şimdi sevgili izleyiciler, Muzo Usta. Muzo Usta'nın en büyük özelliğini anlatacağım. Bak, bak, paket servisleri bir taraftan gidiyor. Selamet, ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Çok şükür abi, çalışıyor. Her zamanki gibi koşturmaya devam. Evet, evet, aynen. Muzo Usta'nın kardeşi aynı zamanda, Servet kardeşimiz. Teşekkür ederim. Ben bunları yetiştireyim tamam. Hemen. Tamam, hemen geliyorum. Ben de lezzete bakalım diyorum. Bakalım bize ne hazırlayacaklar. Tabii Muzo Usta denilince akla tavuk. Favori tavuk değil mi? Aynen. Şimdi bize tavuklu güzel bir karışım, spesiyel bir karışım istiyorum senden. Tamam, buyursunlar. Senden bekliyorum. Az sonra bu lezzetle buluşacağız. Bizim kebaplar ocakta. Oyarın topuğunda, aman aman elmalı. Yar seni nerede bulmalı? Seni bulduğum yerde de sıkı sıkı sarmalı. Aman aman elmalı. Yar seni nerede bulmalı? Gastronomi şehrinde Gaziantep'te ismini duyurmuş Muzo Usta. Muzo Usta nasıl bir lezzette gündeme geldiğini söyleyecek olursanız şöyle: tavuk ve boğazaltı. Değil mi Muzo Usta? Ciğer boğazaltı. Ciğer boğazaltı. Kuşbaşı boğazaltı. Kıyma boğazaltı. Tavuk boğazaltı. Başka ne var abi? Kebap çeşitlerinin hepsi mevcut. Sipariş geliyor. Biz de lezzete bakalım. Şimdi bize nasıl bir şey hazırlık yaptın? Tavuk İsim boğazaltı. Miydin? Taner. Taner. Şimdi eti yatırdık abi. Evet. Salataları attık. Karnıtırını attık. Karnıtırını attık. Evet. Piş biber, baharat çeşitlerimiz var. Eti. Evet. Zırtlıyorsun. Aynen. Değil mi? Daha önce çekimlerini yaptık. Burada izleyicilerimiz evet. Çok merak ediyor. Ya diyor, bu çok farklı olmuyor bu. Çorba gibi oluyor diyorlar. Ama var ya, hiç çorba gibi olmuyor. Tamamen her şey bütünleşmiş oluyor. Ya tatmadan bilemezsiniz. Siz tatmanız lazım. Ben mesela eşit atıyorsun. Evet. Karnıtırları atıyorsun. Evet. Daha ne olsun. Şimdi İsteğe göre acı biber değil mi? İsot evet doğranmış. Ocakta pişirdiğimiz biberleri doğruyoruz. Biraz acı atar mısın bana? Tabii. Yiyebiliriz değil mi? Tabii. Bakalım. Bu lezzete bakalım. Karşıya kadar böyle bir lezzet yok. Daha doğrusu Gaziantep'te yapan hiç yok. Boğazaltı, tavuk ve tabii ki salata. Bu şişmesi nasıl olur? Ama tavuk favori değil mi? Tavuk boğazını en çok tatlı alır. Başı gerçekten harika olmuş. Muzo Usta, sen bu işi bitirmişsin abi ya. Gün ve gün geliyorum, çekim yapıyorum. Her bir tattığım lezzet en sondaki bir öncekini aratmıyor abi. Öteden ödün vermeyeceğiz abi. Helal olsun abi. İşte şöyle gösterelim. Efendim. Şöyle tavuk. Böyle tavuk. Ve tabii şöyle gösterelim. Boğazaltı. Bunun karışımından oluşan bir lezzet. Tabii salatalar da burada oluşuyor. Bunun kuşbaşı, kıyma, ciğer. Hepsinin boğazaltı şeklinde sunumunu yapıyorsunuz. Evet. Karşıyaka mutlaka geldiklerinde Muzo Usta'yı ziyaret etsinler. Böyle yakışana görsünler. Aynı zamanda aile salonu da var. Tabii yeni aile salonumuz açıldı. Evet, müşterilerimizi bekleriz yani. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. O zaman biz aile salonunda geçip yemeğe devam ediyoruz. Muzo Usta, ben aile salonunda geçiyorum. Geç abi. Ben orada doya doya tüketelim abi. Melek Hanım diyecek. Melek Hanım ne yiyeceksiniz? O da tavuk yer. Tavuktan var. Aynen. Sarma tavuk. Kafana göre ayarlar. Yok, sade olmasını boğazaltını ister. Boğazaltını istiyorsun değil mi? Tamam. Sarılsam sarılsam oyarın topuğundan. Aman aman elmalı. Yar seni nerede bulmalı? Seni bulduğum yerde de sıkı sıkı sarmalı. Aman aman elmalı.
yerde.